Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba. Elimizi dahi sıkmadı, hemen buyurun geçin. Biraz geçiştirdi gibime geldi kendisi. Safur Hanım'ın karşılamasını çok yapmacık buldum. Abartıydı. Ayşe Hanımcığım hoş geldiniz efendim, buyurun. Kadir Bey. Gülcan Hanımcığım nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Dinden nasılsınız? Sonra dinlenebildiniz mi? Çok iyi dinlendim. Oh, hiç sıkıntı yok. Atlattın. Günümü de rahatsın atlattım. Da. Çok rahat. Yapmacık geldi bana. Sanki bir şova gitmiş gibiydik. Çok enerjik karşıladı. Bütün gün aynı enerjisini bekliyoruz. Bu enerji kaça kadar böyle devam edecek ben de merak ediyorum. 24 saat devam edelim. 24 saat fullsünüz. Fullüm. Hadi bakalım. Ben hayatta dalgamı geçiyorum. Bir aksilik olmazsa eğer, Allah bir şey çıkartmazsa, ablam sizi çiğnemeden bütün yutacağını söyledi. Safur Hanım bir yaprak gibi titriyor. Aşırı heyecanlı ama bize onu hissettirmemeye çalışıyor. Sesinin titremesinden, gözlerini çok fazla kırpmasından anlayabildim. Safur Hanım. Efendim? Dörde birsiniz ama. Olsun, hiç önemli değil. Onu ben de söyledim. Hanımefendi dedi ki hiç benim için fark etmez. Midesine oturmayalım da. Peki siz öyle bütün yutulacak kadınlar mısınız, kızlar mısınız? Tabii ki hayır. Hayır. Yani bunu neden böyle bir şey söyledi Safur Hanım? Merak etmiyor musunuz? Ben kendime çok güvendiğim için ama dediğim gibi aksilik olabilir, problem aksilik olabilir. Aksiliği kenara bırakıyorum. Ama bükemediğim bileği de öperim. Bükeceğiniz bilek var mı peki? Olabilir. Bükemediğim eli öperim dedi. Yani karşımızda ben iddialı bir kadın göremedim. Birden R'ye taktı. Geri vitesi yaptı. Kadir Bey'e konuştuğu gibi iddialı konuşmadı. Peki Safur Hanım'ı biraz tanıyalım şimdi. Renkli bir kişiliksiniz. Okay. Aynen. Ama biraz kendinizden bahsedeyim. Merak ediyoruz sizi. Safure çok titiz, çok güçlü, çok başarılı. Tuttuğunu koparan, çok becerikli. Onun için kendimle zaman zaman gurur duyuyorum. Çok erken yaşta bir evlilik yaptım. Ailem karşıydı ama ona rağmen işte gençlik aşkı derler. Kendiniz istediniz. Evet. Ailem yurt dışına kaçırdı engel olmak için ama dinlemedim. İşte aşk sınır tanımıyor. Aynen. Bir şey diyeceğim. Yurt dışına kaçıracak kadar ne vardı ki ortada evlenmenizi istemediler? Sadece yaştan dolayı mı, beyefendiyi mi uygun görmediler? Beyefendiyi uygun görmediler. Daha sonra evlendim. İşte bir çocuğum oldu. Yurt dışından buraya mı kaçtın geri? Evet, geldim. Nerede? Almanya'daydınız. Almanya'dan buraya geri geldin evlenmek için. Evet. Bu kadar büyük bir aşk. Yani çok detayına giremeyeceğim ama. Bu kadar da yeterli bizim için. Yani, Almanya'dan gelecek yani, kadar büyük bir aşk. Daha sonra kötü bir evlilik yaşadım. Bayağı bir mücadele verdim. Şimdi bir saniye. O Almanya'dan aşkla geldim buraya. Sonra kötü mü bitti? Evet, kötü bitti. Safur Hanım biraz demagoji yapıyor bence. Ajitasyon yapıyor. Tabii illaki herkes bir şeyler yaşamıştır hayatında ve Safur Hanım'ın da yaşadıklarına saygı duyuyorum. Ancak ekranın önünde biraz abartarak anlatıyor. Annene babana hak verdin yani. Bayağı fedakarlık yaptım. Evet, evet. Hatta ben ayrıldığımı aileme bile söylemedim. Ailem dışarıdan, komşulardan falan, eş dosttan duydu. Yani hayatım böyle geçti. Daha sonra... Kendi şimdi kendime. Bu kötüden kastınız, hani çok derine de girmek istemiyorum, anlatmak istemiyorsunuz bazı şeyleri de. Yani en çok pişman olduğunuz şey neydi? Beyefendi de ne gibi kötü huy vardı diye. En çok pişman olduğum gençlik hatası. Keşke şimdiki aklım olsaydı. Ama maalesef olmuyor. Hani beyefendiyle mesela hani sorumsuz muydu, ne bileyim işi size karşı ilgili mi değildi? Hani o en başta size aşık etmiş kendine. Demek ki en başta güzel huyları vardı aşık olduğunuza göre. Tanımıyordum çünkü. Ortada anlattığı çok böyle abartı bir hayat hikayesi yok. Günümüzde sürekli yaşanabilen bir durum yani. Fazla ayakları yere basmayan hayal dünyasında yaşıyor gibi. Kendi ayaklarımın üstünde durmak zorundayım diyerek emlak ofisi açtım. Bu arada... ailemin gayrimenkullerini ben takip ederken birden kendimi emlakçı olarak gördüm. Onu soracaktım. Emlakla alakalı işte önce tecrübem var mı? Bir anda emlak dükkanı açmak ne kadar İşte onların işlerini takip ederken... Yani ailenizin gayrimenkulleri var, anladım. Evet, onları takip ederken emlakçı oldum. Çok başarılı oldum. Çok güvenilir oldum. Ya her konuda kendimi geliştirdim, eğittim. Başarıdan başarıya koştum. Bence Safur Hanım...
kendini övmekte iddialı. Mesela tüplü dalış yapıyorum. Benzin motorlu model uçak uçurdum ve dünyadaki tek kadındım. Yani başarılarıyla fazla övünürken bunları biraz fazla şişiriyor gibi geldi bana. Çalıştım, çabaladım. Çocuğumu en güzel okulda okuttum. Askerliğini yaptırdım, evlendirdim. Çok şükür mutlu, iyi. Sen de mutlusun. Ben de mutluyum. Neyse, olayın tek sonu tatlıya yaşıyorum ama evet. Sonunda gün yüzü görmüşsün ya, o yeter sana. Bir aynen. De bize bir kahve yap bakalım, elinden bir tabii de kahvemizi ki, içelim. Tabii ki. Şimdi ben emlakçılıktan sıkıldım, emekli oldum. Biraz da emlakçının eski şeyi kalmadı, hani tadı kalmadı. Onun için de mutfak benim aşkımdı, hamur işi özellikle. Ve kendimi sürekli geliştirdim. Peki Ali'ye bir şey soracağım sana. Şimdi dedi ya, ailem istemedi, beni kaçırdılar, geldim geri evlendim. Oldu ki birini sevseydin, ailen vermeseydi yine de böyle burnun dikine gider miydin? Yoksa hani ailem istemiyorsa tamam deyip oturur muydun? Muhtemelen burnun dikine giden bir insan olup sonra da acı acı. Yani çünkü Kadir Bey, insan o hataları yapmadan o sonuca da ulaşamıyor. Hep şu anki aklımız olsaydı diyoruz ya, işte o anki aklının olması için de o anki hataları yapmış, lazım. Evet, yaşamış olma ve sonucunu da çekmek gerekiyor. Hatanın en büyüğü de ebeveynlerde. Yasakları ne kadar fazla koyarsak çocuklarımızı o kadar fazla hataya iteriz. Tabii ki anne çocuk ilişkisini koruyaraktan arkadaş gibi de olunabilir. İyisiyle kötüsüyle kendi kararlarımdan sorumlu olmak istiyorum. Peki ailenin yanına döner miydin yoksa Safura Hanım gibi saklar mıydın hani boşandığını? Yani o anki şartlara bağlı dönerdim herhalde. Yani, yani genelde eğer şey maddi çok bir özgürlüğün yoksa... Eğer yoksa mecbur dönüp kendimi toparlamaya çalışıp yeniden ayrılırdım. Bir de şimdi komşulardan falan öğrenmişler ama gene de maddi destek ailesi evet. Sağlamış bir yerde. Çünkü zor yani bir insanın tek başına ayakta kalması falan. Ayşe Hanım, siz ne düşünüyorsunuz? Ben size şöyle sormak istiyorum. Bir annesiniz, kızınız tutturdu, Allah göstermesin. Ben bu adamı seviyorum ama baktınız ki hani adam kızınıza uygun değil. Kadir Bey, ben zaten kızımla arkadaş gibi bir anneyim. Yani her zaman şunu söylüyorum. Çok kötü yola bile düşsen, her şeyi önce ben bileyim, başkasından duymayayım. Hani yaralarını birlikte saralım. Aa, bunu söylüyorum. Şey. Hiçbir şeyini benden saklamaz zaten. İtalya gördüm, Fransa gördüm derken önümüze getirdiği kavanozdaki iki lokum beni çok tatmin etmedi açıkçası. Evet, ellerinize sağlık Safura Hanımcığım. Afiyet olsun. Peki, çok iddialısınız, çiğ yutarım dediniz. Uçtunuz, kaçtınız, menüyü merak ediyorum. Bakalım evet, bu iddialı merak menüde ediyoruz. Neler var. Lara, merak ediyor musun menüyü? Çok merak, merak ediyorsun. Hadi bakalım. Çorban, İtalyan soğan çorbası. Baget ekmek eşliğinde. Ara sıcağım, ravioli, parmesan ve ricottolu, kremalı. Ana yemeğim patates püresi yatağında. Bonfile. Sebzeli sarma, mantarlı ve ıspanaklı. Tatlım da San Sebastian cheesecake çikolata soslu. Salatamız var mı? Salatamız da mevsim salata. Mamma mia. Safura Hanım'ın bugün yetiştirebileceğini düşünmüyorum. Safura Hanımcığım, 2 saatiniz var. Evet, biliyorum. İnşallah tatlıyı da, ara sıcağı da, her şeyi de kıvamında tutturursunuz. Ben planlamamı yaptım. Ben her şeyimi önce... Düşüncelerimle beynimde yaratıyorum. Sonra uygulamaya geçiyorum. Eli ayağına dolaşacak, hırsına yenik düşecek, çok heyecanlı ama karıştıracak diye düşünüyorum. Evde yaparken bu işler öyle zamanla, oluyor da kameranın yok, karşısında öyle ben, olmayacak o iş. O 2 saati düşünerek hep ayarlamaya çalıştım. Peki. Göreceğiz. İnşallah. Niye şu an hayal dünyasında mı hanımefendi? Biraz, yok, değil. Biraz hayal dünyasında. Değil, değil. Bu durumuyla da sanırım mutfakta da o çok büyük streslerle başa çıkamayacak gibi geliyor. Safura Hanım'ın menüsü eğer yetiştirebilirse, lezzetli olursa evet güzel. Aslında diğer menülerden de çok farklı bulmadım. Sadece isimleri değiştirilmiş, süslenmiş, yine aynı. Safura Hanım'a başarılar diliyoruz. İnşallah teşekkür bu enerjisini ediyorum. Mutfakta yemeklere İnşallah. De yansın. İnşallah. Herkes güzel yemek yemek istiyor bugün çünkü. Bugün sizleri doyurmak istiyorum. Hadi bakalım. Bu sizlerde güzel bir anı oluşturur inşallah. Teşekkür ederiz şimdiden. Birazdan da temizlik için kovalarımızı dolduracağız. Safura Hanım'ın bu enerjisini bir de temizlikte görelim evet, efendim. Geliyoruz. En pis yeri ben temizleyeceğim. Hadi bakalım. Banyo havalandırmasında görüşmek dileğiyle. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.